Telefon hattımızda komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Utku Bey. Teşekkür ediyoruz. Sayın Tezcan, kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Başka sorularım da var ama şimdi Garopaylan'ın sözlerinden birkaç satır aktaracağım hızla ve ona da bu şekilde başlamıştık. Size de bunu sorarak başlayalım yarınki komisyon çalışmalarına dair. Bu komisyonu Sayın Cumhurbaşkanı işlevsiz olarak göstermeyi, işlevsiz olduğunu göstermek istiyor diyor Garopaylan ve zaten komisyona dair eleştirilerin başında da bu geliyor. Yani AK Parti'nin kendi anayasa planı işliyor. Muhalefetin bu plana karşı bir eleştirisi yok. Komisyon bir 6 aylık ya da ne kadar süreyle çalışacak ve komisyon işlemiyor denip başka bir siyasi ajanda çıkacak ortaya deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu senaryolara dair ve tabii ki partinizin bu komisyona dair planı nedir efendim? Şimdi tabii AKP'nin bir senaryosu ve planı olabilir. Cumhurbaşkanının da bir senaryosu ve planı olabilir ki olduğu da belli son dönemde yaşananlara baktığımızda. Meclis Başkanı'nın da kendine göre başka bir planı, senaryosu olabilir. Bizim olaya bakışımız başından bu yana çok nettir. Biz sorunu sadece bir anayasa sorunu olarak görmüyoruz. Bu süreç darbe hukukuyla hesaplaşma sürecidir. Böyle olmak zorunda. Eğer böyle olmayacaksa verilen mesainin, yapılan çalışmanın hiçbir anlamı olmaz. Çünkü Türkiye'de temel olarak temel hak ve özgürlükler, özgürlükçü demokrasiyi inşa etme problemi halk anayasadan kaynaklanan bir problem değil. Anayasanın altındaki alt metinler, alt mevzuat bu konuda çok ciddi sorunlar içeriyor. Şimdi bütünüyle bir darbe hukuku, anayasa bu darbe hukukunun sadece bir parçası. Bütünüyle bir darbe hukukuyla karşı karşıyayız ve bu sadece 12 Eylül 1980 darbesiyle oluşturulmuş bir hukuk değil. Onu tahkim eden sonraki dönemdeki düzenlemeler de var. Şimdi biz bu sürecin tamamını bütünlüklü olarak ele almak gerekir diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz. Yarın da bunu söyleyeceğiz komisyonda. Eğer süreci böyle ele almayıp da sadece anayasadaki maddeleri değiştirme meselesi olarak ele alırsak bu doğru değil. O yüzden bir eş zamanlı çalışmayı öngörüyoruz. Darbe hukuku, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, özgürlükçü demokrasiyi bozan düzenlemeleri Buyurun dinliyoruz biz sizi efendim. Düzenlemeleri buyurunuz. Ortadan kaldıracak bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Şimdi bakın basın özgürlüğü, şunu merak ediyoruz biz, şunu soruyoruz. Mevcut anayasada diyor ki basın hürdür ve sansür edilemez. Biz şimdi yeni anayasa yaptığımız zaman yeniden yazarken bu maddeyi ne yazacağız? Yine basın hürdür, sansür edilemez yazacağız. Ama bugün gazetecilerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığını, örgüt üyesi diye yargılandığını, ajan diye yargılandığını biliyoruz. Böyle bir Türkiye'deyiz. Bu anayasadaki o maddeden kaynaklı bir düzenleme değil. Ya nereden kaynaklı? Bir darbe hukukunun mantığı bütün mevzuatımıza sinmiş. Orada öyle düzenlemeler var ki ceza muhakemeleri kanunundan tutun basın kanununa kadar gazetecinin köşe yazısını suç unsuru sayan, terör örgütü üyeliğinin delili sayan bir anlayış var. Şimdi bunu ortadan kaldıracak alt mevzuatta düzenlemeler yapmamız gerekir. O yüzden biz sürece bütün olarak bu darbe hukukunu birlikte ele alacak bir süreç diye bakıyoruz. Birinci bakış açımız bu. İkinci temel meselemiz parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir adım atmamız lazım. Biz başkanlık rejimi oyunları ve planlarının bir parçası olmayız. Olmayacağız da. Bunu başından bu yana söyledik. Sayın Genel Başkan'ın yazdığı mektupta da bu tutum açıkça belirleniyor. Bir üçüncü nokta, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutumumuzu söylüyorum. Biz kurucu iradeyi tartışmayacağız. Yani anayasanın ilk üç maddesinde ifadesini bulan ve dördüncü maddeyle de değiştirilemeyeceği ifade edilen ilk dört maddedeki kurucu iradeyi tartışmayı doğru bulmuyoruz, uygun bulmuyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda darbe hukukuyla yüzleşmeye varız. Sonuna kadar bu konuda çalışmalarda varız. Ancak Sayın Meclis Başkanı'nın bir şey yapması lazım. Bugün bir taraftan Meclis Başkanı bizi toplantıya çağırıyor, yarın biz toplanacağız. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı ayrı bir plan yürütüyor. Parlamentoyu işlevsiz kılarak, parlamentoyu yok sayarak, Meclis Başkanı'nın bu çalışmasını yok sayarak süreci sabote etmeye dönük ve zehirlemeye dönük bir başkanlık rejimi kampanyası yürütüyor. Bunu
Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle yürütüyor. Bunu devletin bütçesiyle yürütüyor. Bu iki çalışmanın bir arada yürümesi ciddi sıkıntı yaratacaktır. Cumhurbaşkanının süreci sabote eden ve zehirleyen bu tutumundan da derhal vazgeçmesi lazım. Meclis başkanının Cumhurbaşkanını bu noktada uyarması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte biz de masaya otururken iyi niyetle oturuyoruz. Ama hedefimiz birilerinin şahsi ihtiyaç ve arzularına uygun bir anayasa yapmak değil, hedefimiz Türkiye'yi darbe hukukundan temizleyip özgürlükçü demokrasiyi yerleştirmek. Bizim temel bakış açımız ve yaklaşımımız bu. Evet, peki başkanlık sistemi tartışmalarına dair net bir tavır koyuyorsunuz ortaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Peki HDP'nin yerel yönetimleri güçlendirmek ya da yeniden yönetim güçlendirmek veya öz yönetim şeklinde tarif edilebilecek önerileri olacağı benziyor. Bu önerilere dair nasıl bir tavır olacak Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi HDP bir siyasi partidir. Kendi bakış açısından önerileri olacak. Yani o başka bir şey. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuya nasıl yaklaştığımız çok açık. Biz öz yönetim türü bir modeli doğru bulmuyoruz. Biz üniter yapının esas alınması gerektiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede sürece yaklaşıyoruz. Ancak yerel yönetimler özellik şartının Türkiye 1988'de imzaladı, 92'de de kabul edildi. Yerel yönetimler özellik şartındaki şerhlerin kaldırılarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesini, yerel demokrasinin güçlendirilmesini demokrasi için çok önemli bir şart olarak görüyoruz. Bunun için anayasa değişikliğine gerek yok. Bu bir anayasa sorunu değildir. Bu bizim şu anda mevzuatımızda var olan hükümlerin aslında uygulanması sorunudur. Konulan şerhlerin kaldırılması sorunudur. Biz o sürece bir anayasa sorunu olarak bakmıyoruz. HDP belki öyle bakıyor olabilir ama biz esas olarak hükümet sistemi ve devlet yapısında üniter devleti esas alan bir yaklaşım içerisindeyiz. Evet. Herkesin düşüncesini tartışma hakkına saygı gösteriyoruz. O hakkı tanınması gerektiğini, herkesin özgürce tartışabilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutumumuz çok nettir bu konuda. Yerel yönetimlerin yetkilerinin genişlenmesine evet, bu bir anayasa sorunu değil. Bu alt mevzuatta çözülebilecek bir konudur. Yerel yönetimler özellik şartındaki şerhlerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz ama Türkiye'nin üniter devlet yapısından vazgeçmemesi gerektiği inancındayız. Peki Sayın Tezcan, bir de yani bunun usulüne yönelik de bir şüphesiz tartışma yapacaksınız. Nasıl bir işleyiş olacağına dair daha geniş toplumsal kesimlerin tartışılabileceği geniş kapsamlı bir anayasa platformu oluşturulmasına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi sürece bütün toplumun en geniş şekilde katılması tabii ki çok önemlidir. Burada o yüzden biz dört siyasi partinin de bu komisyonda mutabakatla karar vermesi gerektiğini, daha önceki usulün, ihdas edilen usulün devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz bu çalışmada. Başta da söyledim, biz bunu bir anayasa uzlaşma komisyonu değil, darbe hukukundan arınma komisyonu diye bakıyoruz ve böyle sürecin bu çerçevede bütün toplumun katılımı ve el birliğiyle demokrasiyi inşa etme, özgürlükçü demokrasiyi inşa etme süreci olarak görüyoruz. Şimdi burada uygulama nasıl olur, o önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Yarın bir toplanacağız. Komisyon bir kendi çalışma yönergesini hazırlayacak. Nasıl, hangi esaslar üzerinde toplanacak, hangi esaslar üzerine karar alacak. Biz orada mutabakatın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Anayasa konusunda da şu çok açık. Külliyen yeni bir anayasa yapmak bir asli kurucu iktidar sorunudur. Bu çok teknik bir tartışmadır. Biz mevcut anayasada değişiklik yapılabileceğini, bu değişiklikler esaslı değişiklikler olabilir kurucu iradeyi tartışmadan, ama bunların yapılabileceğini söylüyoruz. Tabii bu yöntemler önümüzdeki süreçte anayasa değişikliğini mevcut parlamento yapabilir. Ama külliyen yeni bir anayasa nasıl yapılmalıdır tartışması önümüzdeki döneme yayılacak bir tartışmadır. Efendim, önünüze çıkacak önemli maddelerden biri de süre olacak gibi. Bugün MYK sonrası parti sözcünüz Sayın Selin Sayekböke de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Anayasa toplumsal mutabakat gerektirir. Toplumsal mutabakata son tarih konulamaz dedi. Evet. Ve tabii başkanlık sistemine dair de partinizin tavrını orada netleştirdi ve görüşmeleri tıkanmasına engel olacağız dedi. Bu süre meselesine dair sanıyorum partiniz bir süre kısıtlamasına karşı mı çıkacak? HDP en az bir yıl diyor örneğin. Süre sıkıştırmasını doğru bulmuyoruz bu konuda. Önemli olan iyi bir şey yapmaktır. Önemli olan yasak savmak değil ya da önemli olan
birilerinin kafalarının arka planında varsa bir planı uygulamak için zaman sıralamasına göre atacağı adımlara zemin yaratmak değil. Bizim buradaki hedefimiz, başta da söyledim, darbe hukukundan arınmak. Bunu da herhangi bir süreye sıkıştırmak, süreye sınırlamak, taktiksel manevraların altyapısını, platformunu oluşturma niyetinde değiliz. Bunu da doğru bulmuyoruz. O yüzden bu noktada en etkili ve uygun çalışma yönteminin yerleştirilmesi lazım. Süreyle sınırlamak doğru değil. Son olarak Sayın Tezcan, evet, şunu da soralım. Olası senaryolardan biri olarak başlangıçta da yönelttiğim size, bu komisyon çalışamadı, bir sonuca varamadı deyip AK Parti bir mini meclis, mini paketi meclise sunup 330 oyu, 14 milletvekilini transfer edip 330 oyu alıp eğer ki referanduma götürürse, ya da bu ihtimali siz ne kadar kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorsunuz diye son olarak bunu soralım. Yani şöyle, o bizim senaryomuz değil ama AKP'nin böyle bir senaryosu olabilir. Vardır yoktur, şu anda bir şey söylemek istemiyorum ama Cumhurbaşkanı'nın Kaçaksaray'dan böyle bir senaryo üzerinde çalıştığını görüyoruz. Haberlerde, işte gazete haberlerinde de bunu görüyoruz. Bunun işaretini verdiğini ve kampanyayı başlattığını görüyoruz. Böyle bir çalışma içerisinde olabilir ama Türkiye'nin 200 yıllık parlamenter demokrasi geleneği vardır. Ben milletin buna geçit vereceğine inanmıyorum. Geçit vermemesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sivil toplumu harekete geçirip Türk demokrasisine sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezcan. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.